11. sınıf matematik, adım 21, dönüşüm formülleri. Evet arkadaşlar, beraber giriş yapalım. 11. sınıf kitabımıza giriş yapıyoruz. Adım 21, dönüşüm formülleri. Şimdi arkadaşlar, toplam far formüllerini kullanarak dönüşüm formüllerinden bahsedeceğiz. AB reel sayı olmak üzere sinüs x artı y ile sinüs x eksiğinin açılımlarını yazdık. Sinüs x çarpı kosinüs y artı sinüs y çarpı kosinüs x. Eksilisi de altta yazılı. Biz bunları taraf tarafa topladığımızda işte şurada. Ne olur o zaman? Sinüs y çarpı kosinüs x ile eksi sinüs y çarpı kosinüs x birbirlerini sıfırlar. Şöyle bir denklem gelir. Sinüs x artı y artı sinüs x eksi y eşittir 2 tane sinüs x çarpı kosinüs y. X artı y'ye a, x eksi y'ye b dediğimizde taraf tarafa topladığımızda x'i a artı b bölü 2, y'yi de a eksi b bölü 2 buluruz. Bu bulduklarımızı yerine yerleştirdiğimizde sinüs a artı sinüs b, 2 tane sinüs a artı b bölü 2 çarpı kosinüs a eksi b bölü 2 olarak bulunur. Diğer adımlarda da aynı şekilde aynı mantıkla hareket ederiz. İkinci adımımızda da sinüs x artı y sinüs x eksiği vermiş. Aynı şekilde yazdık. Bu sefer taraf tarafa çıkarttığımızda evet ne olur? Şuradaki işaret değişir. Şurası eksi olur. Burası artı olur. Şurası eksi olur. Burası artı olur. Bu sefer evet, birinciler sıfırlamış olur. Şunlar sıfırlamış olur. İki tane sinüs y çarpı kosinüs x gelmiş olur. Yine x a artı b bölü 2 y'de a eksi b bölü 2 bulduklarımızı yerine yerleştirdiğimizde sinüs a eksi sinüs b, iki tane sinüs a eksi b bölü 2, kosinüs a artı b bölü 2 olarak bulunur. Kosinüs de aynı şekilde aynı sistemi sinüste uyguladığımızı uyguluyoruz. Evet, taraf tarafa topladığımızda ancak şurada şurası artı olacak arkadaşlar. Kitabınızı da düzeltin. Taraf tarafa topladığımızda evet sinüs x çarpı sinüs y eksili ve artılı olanlar birbirlerini sıfırlar. Yine taraf tarafa topladığımızda x artı y'ye a, x eksi y'ye b demiştik. X'in a artı b bölü 2, y'nin a eksi b bölü 2 olduğunu bulduğumuzda bulduklarımızı yerine yerleştirdiğimizde kosinüs a artı kosinüs b, 2 tane kosinüs a artı b bölü 2 çarpı kosinüs a eksi b bölü 2 olarak buluruz. Dördüncü adımda da aynı şekilde bu sefer taraf tarafa çıkarttığımızda bu sefer birinciler gider. İkinciler, şurası işaret değiştirmiş olur. Şurası eksi olur. Evet, yine aynı şekilde x artı b bölü 2 y'yi a eksi b bölü 2 olarak bulup yerine yerleştirdiğimizde kosinüs a eksi kosinüs b'nin eksi 2 tane sinüs a artı b bölü 2 çarpı sinüs a eksi b bölü 2 olduğunu söyleriz. Arkadaşlar şimdi tanjanttan bahsedelim hızlıca. Tanjant a artı tanjant b. Payda işlediğimizde şurada burayı kosinüs b, burayı kosinüs a ile payda işlediğimizde evet tanjant a artı b'nin açılımı bulmuş oluruz. Şu üstteki ifadeye dikkat edersek bu sinüs a artı b'nin açılımıdır. Tanjant a artı b'nin açılımı sinüs a artı b bölü kosinüs a çarpı kosinüs b olarak söyleriz. Aynı şekilde tanjant a eksi b'yi de kotanjant a artı b'yi de kotanjant a eksi b'nin de bunlar olduğunu şöyle çok rahat söyleyebiliriz. Az önceki söylediğimiz üzere. Kosinüs örnek 1'e bakalım. Aşağıda verilen dönüşümleri hesaplayınız diyor. Kosinüs 75 eksi kosinüs 15. Kosinüsün eksilisi. Kosinüsün eksilisi hemen hatırlayalım. Eksi 2 tane sinüs açıların toplamları bölü 2. 75 artı 15, 90 bölü 2. Çarpı sinüs açıların farkları bölü 2. 75 eksi 15, 60 bölü 2 bulunur. Evet, işlemimiz o zaman şöyle gelir. Eksi 2 tane sinüs 45 çarpı sinüs 30. Sinüs 45 ve sinüs 30'un değerlerini yerine yazdığımızda eksi 2 tane kök 2 bölü 2, 1 bölü 2 değerlerini yerine yazdığımızda işlemin sonucunu eksi kök 2 bölü 2 olarak buluruz. Hemen ikinciye bakalım. Hızlı bir şekilde. Sinüs 75, sinüs 15. Bunun dönüşüm formülünü hatırlıyoruz. 2 tane sinüslerde açıların toplamları bölü 2. Yani sinüs 90 bölü 2'den 45. Evet, kosinüs farkları bölü 2. 75 eksi 15, 60 bölü 2'den 30. Hemen pratik olarak söyleyebiliriz. 2 tane sinüs 45, kök 2 bölü 2, kosinüs 30, kök 3 bölü 2. Buradan kök 6 bölü
2 olarak söyleriz. Evet, üçüncü adımımıza bakalım hemen. Kosinüs 3x, kosinüs x. Hemen değerlendirelim. Kosinüs toplamı. 2 tane açıların toplamları bölü 2. 3x. X de orada var. 4x. Yarısı 2x. Çarpı kosinüs açıların farkları bölü 2. 3x eksi x 2x bölü 2'den x şeklinde bulmuş oluruz. Devam edelim. Evet, diğerine bakalım. Sinüs 50, kosinüs 160. Şimdi kosinüs 160 hemen düzeltmemiz lazım. Sinüs 50, kosinüs 160 demek eksi kosinüs 20 demek. 180 eksi, evet 20'den ikinci bölge olduğu için eksi. Bunu söyledik. Pekala. Bunu söyledikten sonra bu kosinüs 20 yerine sinüs 50 eksi bunun birbirini 90 tamamlama mantığına göre sinüs 70 olduğunu söyleyebiliriz. Peki. Bundan sonra sinüs A eksi sinüs B dönüşüm formülü açılımını hemen uygulayalım o zaman. 2 tane sinüs açıların farkları 50 eksi 70 eksi 20 bölü 2'den eksi 10. Çarpı kosinüs açıların toplamları 50 artı 70 120 bölü 2'den 30. Hemen kosinüs 30'un da 1 bölü 2 olduğunu kosinüs şurayı düzeltelim pardon. Kosinüs 60 yanlış olmasın. Evet kosinüs 60'ın 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. 2 çarpı eksi sinüs 10 biliyorsunuz sinüs kusar demiştik. Çarpı 1 bölü 2'den işlemimizin sonucu eksi sinüs 10. İçerideki eksi dışarı kusar demiştik. Evet tanjant 75 tanjant 15. Hemen onu uygulayalım. Bir sonraki. Şöyle. Ok olarak çıkarttık. Neydi? Sinüs A artı B. Yani 75 artı 15 sinüs 90. Bölüm kosinüs 75 kosinüs 15. Kosinüs 75 kosinüs 15. Evet arkadaşlar. Sinüs 90'ın 1 olduğunu biliyoruz. Biraz yukarı çıkalım. Sinüs 90'ın 1 olduğunu biliyoruz. Şimdi kosinüs 75 yerine sinüs 15 yazsam çarpı kosinüs 15. Buraya dikkat ettiğimizde evet yarım açıda hatırlayalım. Aynı açının çarpımı verildiğinde sinüsle kosinüsün çarpımı yarım açı vardı. 2 ile çarpıp 2 ile böldüğümüzde işlemimiz şuna döner. 2 bölü şu kısımda arkadaşlar. Evet açının iki katını düşündüğümüzde sinüs 30 demektir. Sinüs 30. Sinüs 30'da değerini yerine yazdığımızda 2 bölü 1 bölü 2'den işlemimizin sonucu 4 olarak bulunur. Örnek 2. Şimdi arkadaşlar dikkat ettiğimizde sinüs ve kosinüs ifadeler verilmiş. Yukarıda sinüs A artı sinüs B açılımı uygulayacağız. Dönüşüm formülü uygulayacağız. Aşağıda da kosinüs A eksi kosinüs B dönüşüm uygulayacağız. Hemen uygulayalım. Sinüste toplam olduğunda nasıldı? 2 tane. Evet sinüs toplamları bölü 2. 65, 55 daha. Evet 120 bölü 2 yani sinüs 60. Evet çarpı kosinüs farkları bölü 2. 65 eksi 55 kosinüs 5. Kosinüs A eksi kosinüs B. Eksi 2 tane sinüs toplamları bölü 2. Yine ne geliyor sinüs? 60 geliyor. Evet yine sinüs farkları bölü 2'den açıların farkları bölü 2'den sinüs 5 geliyor. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaptığımızda sinüs 60'lar, 2'ler gitti. Kosinüs bölü sinüs kotanjant olduğu için eksi kot 5 olarak bulunur. Bir sonraki örneğimize geçelim. Yukarıda kosinüs toplamı, aşağıda da sinüs toplamları var. Hemen uygulayalım hızlı bir şekilde. 2 tane kosinüs toplamları bölü 2. 70, 50, 120 bölü 2 kosinüs 60. Çarpı kosinüs farkları bölü 2 kosinüs 10. Bölüm 2 tane sinüs toplamları bölü 2 sinüs 60 çarpı kosinüs farkları bölü 2 10. Kosinüs 10'lar 2'ler gitti. Ne geldi geriye? Kosinüs 60 bölü sinüs 60'tan kotanjant 60 geldi.
Kotanjant 60 daha kök 3 bölü 3'e eşit. Evet arkadaşlar, örnek 3'ü de böylelikle söylemiş olduk. Geçelim örnek 4'e. Payda işlemi kullanacağız. Şurayı sinüs 75, burayı sinüs 15 ile payda işlediğimizde yukarısı sin 75 çarp eksi sin 15 bölüm sin 75 çarpı sin 15 ifadesi elde edilir. Pekala, yukarıda sinüsün a eksi b dönüşüm formülü hemen yazılabilir. Hemen uygulayalım. İki tane sinüs, evet iki tane sinüs farkları bölü 2. 75 eksi 15, 60 bölü 2'den sinüs 30. Çarpı kosinüs toplamları bölü 2. Yani 90 bölü 2'den 45. Bölüm. Şimdi arkadaşlar burada paydadaki sin 75 yerine kos 15 yazdığımızda kos 15 çarpı sin 15. Hemen hatırlayalım yarım açıdan. 2 ile çarpıp 2 ile böldüğümüzde pekala işlemimize devam edelim. Buranın sinüs 30 olduğunu biliyoruz. Şu kısmın sinüs 30 olduğunu biliyoruz. Sinüs 30'lar sadeleşir. 2'yi de yukarıya çarptığımızda, ters çevirip çarptığımızda 4 tane kosinüs 45, yani 4 çarpı kök 2 bölü 2'den 2 kök 2 olarak buluruz. Evet arkadaşlar, bir sonraki örneğimize geçelim. Örnek 5. Dikkat ettiğimizde örnekler hep birbiriyle bağdaşıyor. Dönüşümlerde kosinüslerin, sinüslerin toplam ya da fark olduğuna dikkat edeceğiz. Bunları dikkat ettiğimiz müddetçe çok rahat çözebiliriz. X'i pi bölü 8 vermiş. Olduğuna göre diyor kosinüs 3x eksi kosinüs x sinüs x eksi sinüs 3x ifadesinin sonucunu bize soruyor. Evet, yukarıda yine üst tarafta kosinüs a eksi b farkı açılımı var. Hemen uygulayalım dönüşüm formülünde. Eksi 2 tane sinüs toplamları bölü 2. 4x bölü 2 2x çarpı sinüs farkları bölü 2x. Bölüm. 2 tane sinüs farkları bölü 2. X eksi 3x eksi 2x bölü 2'den eksi x. Çarpı kosinüs toplamları bölü 2, yani 2x. Şimdi arkadaşlar şurada hemen dikkat edelim. Sinüs eksi dışarı kusar demiştik. Eksi 2 tane sin 2x sinüs x bölüm eksi 2 oldu. Bu eksi dışarı çıktı. Sinüs x kosinüs 2x. Eksi 2'ler sinüs x'ler sadeleşti. Tanjant 2x geldi. İşlemimizin sonucu. Şimdi dikkat edersek tanjant 2 çarpı x yerine de pi bölü 8 yazacağız. Başta verilmişti. O zaman tanjant pi bölü 4. Tanjant 45 demektir. O da işlemimizin sonucunu 1 olarak buluruz. Örnek 6'ya geldik. Evet, örnek. Şimdi burada sinüs kare 22, sinüs kare 8 var. X türünden değerini soruyor. Sinüs 14'ü vermiş. Öncelikle şunu yapacağız. Öncelikle burada bir iki kare farkı var. O açılımı uygulayacağız. Nedir o açılımımız? Sinüs 22 eksi sinüs 8. A eksi B açılımı. Hatırlayalım iki kareden. Çarpı sinüs 22 artı sinüs 8. Pekala. Şimdi sinüs 22 eksi sinüs 8. Sinüsün A eksi B dönüşüm açılımı. İki tane sinüs. Evet. Nedir? Farkları bölü 2. 22 eksi 8. 14 bölü 2'den 7 gelir. Çarpı kosinüs toplamları bölü 2. 30 bölü 2'den nedir? 15'tir. Çarpı ikinciye girelim. 2 tane sinüs toplamları bölü 2. Nedir? Sinüs 30 bölü 2'den 15. Kosinüs farkları bölü 2'den 7'dir. Ha, o zaman şuraya dikkat edebiliriz. 2 tane sinüs 7 kosinüs 7 çarpımı ve 2 tane sinüs 15 kosinüs 15 çarpımlarını şöyle değerlendirebiliriz. Sinüs 7 ile kosinüs 7'nin çarpımı sinüs
14 demektir. Açın iki katını düşünürüz. Sinüs 15'te kosinüs 15 yanında iki çarpanı da var. Sinüs 30 demektir. Şimdi değerlerin yerine yazalım. Sinüs 14 x vermiş. Sinüs 30'un da 1 bölü 2 olduğunu biliyoruz. İşlemimizin sonucu x bölü 2 olarak bulunur. Evet arkadaşlar. Burada bir uyarımız var. Hemen ondan bahsedelim. Bize pratiklik sağlıyor. Yukarısı sinüs a artı sinüs b. Paydası da kosinüs a artı kosinüs b ise bu işlemin sonucu tanjant a artı b bölü 2. Ya da tam tersi ise kotanjant a artı b bölü 2 olur. İkili verildiğinde. Üçlüde de a, b, c sırasıyla aralarında artış miktarları sabit olan ardışık açılar olmak üzere sinüs a artı sinüs b artı sinüs c, kosinüs a artı kosinüs b artı kosinüs c, ortadakilerin oranları sinüs b bölü kosinüs b yani tanjant b'dir. Tam tersi olduğunda pay ve payda yer değiştirdiğimizde kos b bölü sin b'den kotanjant b olur. Peki alttaki sorumuz, örnek 7'miz bununla alakalı. Hemen şuradaki sinüslerin bakın toplamları, kosinüslerin toplamları birinci maddede olduğu gibi hemen uygulayalım. Evet, tanjant a artı b bölü 2 dedik. Yani tanjant 37 artı 23 ne gelir? 60 bölü 2. Hemen kısaca pratik olarak tanjant 30 olduğunu söyleriz. O da kök 3 bölü 3'tür. Bir sonraki örnek 8'e bakalım. Şimdi burada da az önceki söylediğimiz uyarı üzerine, not üzerine kosinüs aralarındaki artış miktarları sabit olacak dedik bakın. 16, 16, 16, 16. Yani bunu şöyle demek istiyor aslında. Bunun pratiği şudur. 16 artı 48 bölü 2, 32. Yani şu iki açının aritmetik ortalaması ortadakini veriyorsa ortadakilerin oranıdır. Yani kotanjant 32'dir. O da tanjant 32 a ise kotanjant 32 de nedir? 1 bölü a olarak bulunur. Bu adımımız burada sona ermektedir. Bir sonraki adımda görüşmek dileğiyle.